Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirru Sohbetler 1. Sadaka. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sırf Allah rızası için verilen bir sadaka, bir zekat, sahibinin elinden çıktığı zaman, sail eline almadan Allah Teala Hazretleri kudret eline alıp kabul buyurur. Yani o sadakayı alan ile veren arasında Allah'ın eli var. Cismaniyetten münezzeh olan Rabbimiz önce alıp kabul buyuruyor. Yine Habibi Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde mealen şöyle buyuruyor. Can kulağıyla dinleyelim. Verilen sadaka şu sözleri sahibine söyler. Küçüktüm, büyüttün. Ben kıymet bakımından küçüktüm. Beni feyiz ve bereketçe büyüttün. Hem dünyevi hem uhrevi olarak Allah'ın fazlıyla bereketlendim. Düşman idim, dost ettin. Önce sana düşman idim. Çünkü zekatı verilmeyen mal, ahirette yılan olup dilini sokacak. Ateşten çivi olup vücuduna çakılacak. Şimdi beni kendine dost ettin. Fani idim, baki kıldın. Dünyaya sarf edilmekle fani olacaktım. Mahvolup gidecektim. Allah için vermekle beni baki kıldın. Seninle cennete beraber gireceğiz. Bir fakire elbise giydirdinse, kabirden uryan kalktığın zaman ben hulle, yani cennet elbisesi olacağım. Sen de beni giyeceksin. Bir fakiri doyurdunsa, kabirden aç kalktığında cennet sofrası olup önüne geleceğim. Muhafaza edilecektim, muhafaza edeceğim. Elinde oldukça sen beni muhafaza edecektin, kasa alacaktın, kitleyip saklayacaktın. Şimdi ben seni koruyup muhafaza edeceğim. Çünkü sadaka belaları def eder ve ömrü uzatır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Zilzal suresindeki kim zerre miktarı hayır işlerse karşılığını görür. Ayeti nazil olunca, ya Rabbi, ümmetim hakkında bu çok az, dedi. Allah Celle Celaluhu, sabırları sebebiyle ecirleri iki kat olacak, ayetini indirdi. Yani Cenab-ı Hak, Habibim, senin ümmetinin ecrini iki kat versem razı mısın, buyurdu. Hayır ya Rabbi, bu da azdır. Peki 10 kat vereyim, razı mısın? Hayır ya Rabbi, o da az. Ayet nazil oluyor. Allah yolunda mallarını sarf edenlerin misali, her başakta 100 tane bitiren 7 dallı bir ekinin haline benzer. Her başakta 100 tane, 1'e 700 verilmiştir. Bu defa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem az demiyor da, ümmetimin halislerine daha da arttır ya Rabbi, diyor. Habibim, üzülme, onların mükafatını kat kat arttıracağım. Sen ne büyüksün ya Rabbi ve bizim nasıl bir nazlı bir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Allah'ımız kadrini bilen ümmetten etsin. İhlas deyince aklıma geldi. 1947'de hacca gittiğimizde ehli irfandan Ali Haydar Efendi ile tanışıp elini öpmüştüm. Yıllar sonra nasip oldu. İstanbul'a ziyaretine gittim. Kulağı hiç duymayan fakat gözlüksüz yazıyı okuyan 115 yaşında büyük bir zat idi. Allah şefaatine nail etsin. Beni hemen tanıdı. 16 sene evvel Hicaz'da görüşmüştük değil mi, dedi ve devam etti. Ziyaretiniz kabul oldu ve Rabbim sizden razı oldu inşallah. Herkes akın akın bayram şenliklerine giderken
Siz benim gibi bir ihtiyara geldiniz. Sırf Cenab-ı Hakk'ın rızası için. Ondan dolayı Allah sizden razı oldu. Rabbimiz bizi riyadan muhafaza etsin ve amellerimizi halis kılsın. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.